Ee, bir isim Ali Yeşildağ çıktı, e, bazı iddialar sıraladı. E, bu iddiaların odağındaki isim de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. E, o iddiaları konuşacağız ama Barış sen bize bu isim kimdir, bu ismin bir portresini anlatır mısın? Aslında Hasan Yeşildağ ve Zeki Yeşildağ'ın kardeşidir. Diyeyim. ...ve Hasan Yeşildağ ile Zeki Yeşildağ'ın kim olduğunu biraz anlatmaya çalışayım. Kendisi, kendileri hem Star, Akşam, Güneş gazeteleri 24 ve 360 televizyonların sahibi olan... ...hem de Recep Tayyip Erdoğan Pınar Hisar cezaevindeyken bir anlamda onun korumacılığını, korumalığını yapan... ...Hasan Yeşildağ ve Zeki Yeşildağ'ın kardeştir Kendisi de... Gıda, inşaat ve halı etmeciliği gibi işlerde bulunmuş. Aslında Yeşildağ ailesi olarak Erdoğan'ın birçok sırrına vakıf olmuş, ona çok yakın mesai geçirmiş olan birisidir. Kendisi bu Ali Yeşildağ cezaevinde kalmışlığı vardır. Hakkında birçok suçlama vardır. İhaleye fesattan tutun da suç örgütüne kadar. Ee, ve bildiğim kadarıyla e, kendisi firar etmiş birisidir. Hakkında e, ceza kararı olmasına rağmen. E, anlattıklarını geliriz ama şöyle bir şey var. En nihayetinde birazdan belki Timur anlatacak, Murat anlatacak. Evet. E, anlattıklarının e, savcılar tarafından dikkate alınması gerekiyor ama orada bir e, çekincem var. Onu da size anlatırım. Şimdi Bülent Arınç da bugün Can konuştu diyor ki e, bu iddialar incelenmeli, suç varsa gereği yapılmalı, yalnızsa kamuoyuna ilan edilmeli. Hem Kılıçdaroğlu'nun hem Akşener'in bu konuda açıklamaları var. Ne söylüyor Ali Yeşildağ Ya Ali Yeşildağ'ın anlattıkları neden önemli? Ben de onun, onunla kısımda başlayayım. Biraz önce Barış'ın anlattığı gibi e, Recep Tayyip Erdoğan'a çok yakın olan Hasan Yeşildağ'ın kardeşi. Hasan ve Zeki Yeşildağ'ın kardeşi ve bütün bu süreçte yani Erdoğan'ın Belediye Başkanlığı döneminden itibaren o süreci tanıklık etmiş. O süreci tanıklık ettiğine de binlerce kişi tanık olmuş. Bir kişi anlatıyor. İfşaları bunun için önemli. Yani şöyle diyemeyiz. Yani açıkladığı kaynaklardan dolayı ya da çizgisinden dolayı bunu yok sayamayız. Çünkü gerçekten inanılmaz vahim şeyler anlatıyor. Ya bakın bir ilk videosu ya Antalya Havalimanı 2007'de Antalya Havalimanı'nın işletmesi verilecek bir ihale yapılacak. Çelebi grubu da buraya 5 milyar dolar vermeye hazır. Ama ülkede işler öyle gidiyor ki, öyle yürüyor ki. Sizin oraya o ihaleye girip en yüksek teklifi vermeniz mesele değil. Önce Erdoğan'dan onay almanız gerekiyor. Önce orayla bir temas kurmanız gerekiyor. Ve Ali Yeşildağ'ın anlattığına göre Çelebi Holding'de Ali Yeşildağ bizim aramızı bul, Erdoğan'la bizi yakınlaştırıp onun onayını alalım. Bunun karşılığında 30 milyon dolar verelim diyor. 30 milyon dolar. Şöyle yani. Bak 30 milyon dolar bile çok büyük para. Ve daha sonra anlatıyor diyor ki bu ihale ediyor. Başkaları da girecek diyor. Ben temas kurmaya çalıştım, uğraştım. Çok özet anlatıyorum. Tanıklıklarını anlatıyor. Ve diyor ki en sonunda ben öğrendim ki diyor. Başka bir grupla Erdoğan anlaşmış ve bu ihaleyi ona verilmesini sağlamış diyor. Ve diyor ki bu ihale aslında 5 milyon 5 milyar dolar. 5 milyar dolar. Antalya Havalimanı'nın işletmesi 2007 yıl. Onlar 5 milyar dolara razıyken diyor. O ihale 3 milyon dolara 3 milyar dolara o şirkete verildi diyor. Ve Erdoğan'ı iddiasına göre Ali Yeşildağ'ın iddiasına göre kendinin birebir tanık olduğunu söylüyor buna. 1 milyar dolar rüşvet aldığını iddia ediyor. Ya arkadaşlar 1 milyar dolar. Şimdi Türkiye'de yolsuzluklar öyle bir boyuta geldi ki yani biz bu sayıları bizim gibi fakirler bu para bedellerini anlamakta zorlanıyoruz. Bakın bir ihale ve bir milyar dolardan bahsediyoruz. Yani herhalde dünya tarihin en büyük rüşvetlerinden biri olarak tarihe geçebilecek bir iddiadan bahsediyoruz. Birinci iddiası bu. İkinci iddiası, tabii pek çok ara küçük iddialar da var içinde. Dönemin Tarım Bakanı Mehdi Eker'le birlikte %50 orta, Mehdi Eker'in %50 ortağı olduğu şirketler kurdukları ve Avrupa Birliği'nden de hibeler alınan projelerde, tarım projelerinde ihaleler aldıkları iddiası. Ve diyor ki biz hepimiz diyor bu ihaleleri, Mehdi Eker'in ortak olduğunu herkes bilirdi zaten diyor dönemi Tarım Bakanı'nı. Ve biz onunla birlikte bu ihaleleri almak için nasıl şirketler kurduğunu anlatıyor. Bu ihaleleri nasıl alıp buradan nasıl büyük vurgunlar yaptıklarını anlatıyor. İddialarını değerli kılan bir noktada o. Suç itirafı yapıyor. Yani aynı Barış'ın dediği gibi yani Sedat Peker olayında da yaşadık aynısını ortada bir itiraf var. Yani sadece şey yok. Ya ben tanık oldum. Tanıklık, ki tanıklık bile çok önemli. Yani böyle olaylarda tanıklık bile çok önemli. Ki Ali Yeşildağ'ın Erdoğan'ın en yakındaki isim olduğunu yani araştırmaya bile gerek yok. Açık kaynaklarda, fotoğraflarda bile bunu görebilirsiniz. Bunu anlatıyor. O yani Tarım Bakanlığı'nda ihale sisteminde, daha doğrusu bakanlıklarda ihale sisteminin AKP döneminde şirketlerin aslında doğrudan bakanların olduğu, şirketlerin pazarlıkların bakanlıklardaki odalarda yapıldı paraların orada dağıtıldığını anlatıyor. Ve şimdi üçüncü videosunu yayınladı. Üçüncü videoda da bu iddialarını devam ettiriyor ve bu sefer bir inşaat şirketinin Türkiye'nin gündemine Atatürk Havalimanı'nın pislerinin kırılmasıyla da gelen ve Türkiye'nin işte çok çok büyük ihalelerini alan bir firmanın %50 ortağının, yapı yapı firmanın adı da, %50 ortağının Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan olduğunu iddia ediyor. %25'i Zafer Yıldırım diye bir iş insanına ait diyor. %25'i de bize ait diyor. Kendisine de ait olduğunu, yani kendilerine de %25 hissi olduğunu ve bu ihaleleri, bu devasa ihaleleri Bilal Erdoğan'ın o şirketin ortağı olmasından sonra alındığını ve büyük bir servet yapıldığını söylüyor. Hatta o kadar ileri gidiyor ki Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarında yüzlerce milyar dolarlık bir servetten bahsediyor. Yani böyle çok, çok Büyük iddialarda da bulunuyor. Ve baktığımızda biraz ailesini de anlatıyor ki o kısımlar da gerçekten o iddialarda çok çarpıcı. Sedat Peker de hatırlarsanız bir dönem tweet serisinde o ifşa sürecinde Yeşildağ, Hasan Yeşildağ'a hedef alan açıklamalar yapmıştı. Ve bu iddialarla Ali Yeşildağ'ın birebir örtüştüğünü görüyoruz. Çünkü gerçekten Hasan Yeşildağ 80 öncesinde bombalı saldırılar düzenlemekle suçlanıyor ve bu sadece Ali Yeşildağ söylemiyor bakın bunları. O dönemin gazetelerini açın. 80 dönemin gazetelerini açın. Çeşitli bombalı saldırılardan Hasan Yeşildağ'ın arandığı, bunun faili olduğuna dair gazete küpürleri görüyorsunuz. Yani bu iddialar o dönemde yer almış. Bakıyorsunuz o bombalı saldırı yaptıktan sonra şu an Cumhurbaşkanlığı'nın en önemli danışmanlarından, en tepe isimlerinden olan Kasırga'nın bu işin organizasyonunda olduğu ve araçla o bombalı eylemlerden sonra Hasan Yeşildağ kaçırdığını iddia ediyor. Oraya geçiyorsunuz. İsviç, İsviçre'ye gidip yerleştiğini, 80 sonrasında oraya kaçtığını, İsviçre'de de bu tarz faaliyetlerde bulunduğunu, hatta yasa dışı faaliyetlere katıldığını öğreniyorsunuz. Orada dolandırıcılık yaptığını, bankaları dolandırdı, çeşitli kişileri dolandırdığını, abisinin bunları yaptığını iddia ediyor. Daha sonra Türkiye'ye tekrar geldiklerinde ulus kafeyi nasıl aldıkları, nasıl ihalelere girdikleri ama en garibi adam kaçırma, insan kaçırma faaliyetlerinden bahsediyor. Kendi sermayelerini yani şu an bir medya patronu olan Barış'ın anlattığı çizgide bir medya patronu da olan büyük şirketlerin sahibi olan bu ailenin aslında sermayesini insan kaçırarak yaptığını iddia ediyor. İsviçre'de bir kişi borcunu ödemiyor. Onun oğlunu, 18-19 yaşındaki bir oğlunu nasıl kaçırdıklarını, nasıl arabanın bagajına koyduklarını, o parayı nasıl tahsil ettiklerini, oradan aldıkları 3 milyon dolarla hangi yatırımları yaptıkları, sonra Erdoğan'la kurdukları ilişkiler sayesinde nasıl büyüdüklerini, nasıl devasa ihaleleri aldıklarını inanılmaz bir şekilde açıklıyor. Kendi problemini de ortaya koyuyor. Diyor ki ben bütün bu Yeşildağ ailesinin şirketin üçte birinin sahibi benim diyor. Onun iddiası bu. Ve diyor ben, benim cezaevine düştüm. Hükümler aldım. Benim hükmümü yaptılar diyor. Beni tekrar cezaevine attılar diyor. Pandemi nedeniyle cezaevinden çıktım diyor. Ve benim malıma el koyup beni tasfiye etmeye kalktılar diyor. Ben de bu nedenle bu açıklamaları yapıyorum da açık bunu da söylüyor. Yani çok özetle böyle anlatabiliriz ama her biri gerçekten de soruşturulması gereken olgular. Bakın Türkiye'de de karşı karşıya çok kısacık özetleyeceğim. Sedat Peker bir yol açtı. Yani Sedat Peker kamuoyunun en güçlü silah olduğunu ortaya koyan bir yöntem izledi. YouTube'dan ifşalara başladı ve bunu anlattı. Şimdi ifşa zinciri seçimden önce bir ifşa zinciri devam ediyor. Yani bir intikam aracı olarak da bu. ama ülke maalesef o kadar zavallı bir ülke ki bu her gün ağzından devlet millet düşmeyenler var ya, devlet devlet diyenler var ya. Devlet o kadar çürüttüler ki bir ülkede yargı bırakmadılar. Yargıyı bırakmadığı zaman da aklanacağın yer de yok. Siz yargılamıyorsunuz, siz soruşturmuyorsunuz ama aklanacak yeri de yok ediyorsunuz. Ve şimdi insanlar emin olun buna inanıyorlar İnsanlar YouTube kanallarında bu izledik, izlediklerine inanıyorlar. Çünkü bir savcı harekete geçmiyor. Bir yargı harekete geçmiyor. Çünkü devleti yok ettiler. Yargıyı yok ettiler. Ve artık herkes adaleti YouTube'da izleyerek, başka yerlerde izleyerek gerçekleri öğrenmeye çalışıyor. Biz gazeteciler olarak da onların iddialarını yansıtmak zorunda kalıyoruz. Çünkü bir soruşturma yok. Soruşturma olsa belge bulacağız. Belge bulamayan gazeteci durumuna düşüyoruz. Neden? Çünkü soruşturma yok. Böyle bir açmaz içindeyiz. Murat? Ben... E çekinceli olarak Barış ve e, Timur'un anlattıklarına çekinceli olarak yaklaşıyorum. Çünkü FETÖ firaresinin ortaya çıkaracağı ya da çıkardığı herhangi bir şey kesinlikle inanmam. Allah bir dese gider onu müftüye sorarım. Müftüde öğrendiğimi de girip başkasına doğrulatırım. Bu kadar açık ve net söylüyorum. O yüzden bu tür iddiaları temkinle temkinli yaklaşıyorum. Sadece belgelendirebildiğim, kamuoyunu ilgilendiren ve belgelendirebildiğim e, birçok iddiayı daha önce de olduğu gibi dosyalarla biz kamuoyuna sunduk. Bir soru sorabilir miyim? Tabii Örneğin Erdoğan'a çok yakın bir isim olduğunu biliyoruz. Hem Hasan Yeşildağ'ın, hem Ali Yeşildağ'ın, hem Zeki Yeşildağ'ın. Erdoğan'a çok yakınlar. İhalelerden biliyoruz, ortaklıktan biliyoruz, fotoğraflardan biliyoruz, Pınarışlar Cezaevi günlerinden biliyoruz. O kişi FETÖ'cü birinin kanalında açıklama yapsa da tanıklığı değersiz mi oluyor? Eğer bir kişi gerçekten ifadelerde bulunacaksa FETÖ'cü birine ihtiyaç duymaz. Niye duymasın? Duymasın. Duyabilir. Ama Şöyle, onun... YouTube sayfası açmak maksimum 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika, bilemedin 20 yani dakika. Ya şöyle bir yöntem istemiş şey şey olabilir. Şey Binlerce, ta milyonlarca takipçisi olan bir hesaptan direkt yaymak istemiş olabilir. Ben de desteklediğim için söylemiyorum. Yani Aynen, ama, bence de ama şüpheli yaklaşılması gereken. Bu bir. gözle bakılırsa ki Cevheri Güven işte o e, videoları yayınlayan kişi has Fethullahçı birisidir. Bu gözle bakılırsa FETÖ itirafçılarıyla e, Oluşan ifşaları hiçbir mahkemenin hiçbir değer vermemesi gerekiyordu. Yani anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Bizim burada mesele şu. Hayır benim söylediğim şu Barış. Senin demek istediğini anlıyorum ben. Söylediğimi daha net anlatayım ben. Ee, biz seninle birlikte bu e, fetö FETÖ'cülerin FETÖ ve özellikle medya konusundaki görevli kişilerin e, manipülasyonlarına maruz kalmış kişileriz. Birin yanına, bir e, doğrunun yanına... 3 tane yanlışın serpiştirilerek evet. bütün bir yapı içerisinde nasıl bir algı oluşturulmaya çalıştığını beraber yaşadık ve bunları evet. beraber çürüttük biz evet. mahkeme salonlarında. Evet. Şimdi benim buradaki imtinalı davranmamın sebebi şu. Ben buradaki yayınlanan yerin ve yayınlama amacının ne olduğunu, ne için yapıldığını ve burada bundan sonraki süreçte neyi arzuladığını seçimlere tam bu kadar yakın kala bir süre bunun yapıldı. Ben de her zaman soru işareti ve temkinli yaklaşmama sebep verir gazeteci olarak. Bu benim kendi bireysel düşüncem. Buradaki anlatılanların ciddiliği, buradaki anlatılanların belgelendirebilirliği ve aynı zamanda bunun bir yargılamanın konusu olabileceği noktasında sıkıntı var. Çoğu anlattığı şeylere baktığınız zaman 15 yılı, 20 yılı devirmiş olaylar olduğu için bunların hiçbir yargının şu andaki aktif yargılanacak kısımlarını oluşturduğunu hep beraber oluşturmadığını hep beraber görüyoruz. Neden? Çünkü zaman aşımını anlatacaklar. Ya da bununla ilgili gerçekten bir yargı çıkıp yargı mensubu çıkıp, kardeşim buradaki iddialar kamuoyunu ilgilendirir ve kamu zararı vardır. Yolsuzluktur, hırsızlıktır. Bununla ilgili dava başlatıyorum dediği anda, bununla ilgili belge bilgi sunabilecek, delil elde edebilecek ve bu soruşturmayı ilerletebilecek olguların zaman içerisinde yine manipülasyona uğramadığını ya da uğradığını nasıl kamuoyuna aktarabileceğiz? Ama burada şöyle bir şey var. Bak şimdi hem Türkiye hem dünya gazetecilik tarihine baktığında gazetecilik zaten aslında e, böylesi kliklerin birbirleriyle kavgasından ortaya çıkan belgelerle birçok aydınlanmanın da aslında e, mesleğidir. Yani siz bugün Türkiye'ye Waterloo... ilişkin görüntüler de benzer. Tabii ya yani mesela bugün Türkiye görüntülerini biz... sen yayınladın. TÜGVA görüntüleri de aslında TÜGVA içindeki bir kavganın ürünüdür. Bu TÜGVA üyesinin o görüntüleri bir şekilde sosyal medyaya yayan TÜGVA üyesinin dünyanın en suçlu insanı olması o görüntülerin doğru olmadığı anlamına gelmez. Zaten gazetecilik ya da yargı ya da savcılık tam da e, yalanlarla doğruları birbirinden ayırmak delilleri bir şekilde. Yani ya, anlaşama, şimdi de anlaşamadığımız istiyor? nokta şu ben niye anlatamadım ya da kendimi size? Arkadaşlar bu evrakları paylaşan kişi Feror e, özürlerim e, firari FETÖcü daha Hangi önce evrakları? belgeleri ve videoları yayınlanan kanaldan bahsediyorum. Ali Yeşildağ'ın konuştuğu kanalı kastediyorsun. Evet. Orada evet. Ali Şimdi Yeşildah ben de Dağ diyorum konuşuyor. ki bu iddialar önemsiz iddialar değil. Çok önemli iddialar. Bu iddialar belgelendirilebilir ve araştırılabilir olması gerekiyor. Tamam. Bu iddiaların araştıranlar da ki bizler hepimiz bu konunun zaten e, yıllardır yazan insanlarız ve araştıran insanlarız Ki hepimiz de araştırıyoruz bunu Bu iddiaların altındaki e, birçok kişiyi de arıyoruz Mesela yapı yapıyla ilgili kişileri de arıyorsunuz e, Havalimanındaki e, yapılan ihalelerle ilgili e, usulleri de arıyorsunuz Şimdi burada belgelendirebileceğimiz şeyler belli zaten Burada bir itiraf söz konusu ve bu itirafında Alınabileceği o olayın içerisindeki mahsulün içerisindeki Kişilerin sorgularıyla ortaya çıkabilecek bir olay Doğru mu? tabii ki. bizim yapabileceğimiz gidebileceğimiz yer nokta belli ben diyorum ki bu tür ihşaatları 15 yıldır var olan ve ancak kendi aralarındaki çatışmadan dolayı çıkıp evet biz bunları yaptık diye hesaplaşma içine girmiş bütün yapılarda çıkabileceği gibi bir itiraf buradaki yayınlandığı yere benim itirazım var tamam buradaki evet. çıktığı noktaya itirazım var ve Yo, bu çıktığı yerinde yere ben üç tane doğrunun var. yanına üç tane doğrunun şey özür dilerim bir doğrunun yanına Üç tane yalan serpiştirilerek neler yapıldığını ben yaşadım, sen yaşadın. Tamam, bunu zaten tam ben da, zaten, buradaki şeye tam da zaten, zaten. zaten gazetecilik gazetecilik tam da burada zaten devreye giriyor. Her denilene doğru e, muamelesi yapmamak gerekiyor. Evet. Her iddia de yanlış yapmamak gerekiyor. Tabii ki. Tamam, ben de işte burada zaten diyorum. O Buraya doğruyu da yanlışı ayırmak. Yani. Ama Murat'ın e, aslında dikkat çektiği önemli bir nokta var. E, şimdi. Ben oradan belki alabilirim. Tamam, evet. Ya yani gazetecilik tartışması uzun uzun tartışırız. Ben de tartışmayı çok severim biliyorsunuz ama burada ama, no, e, noktayı koyacağım. Sen bir itirazın var demiştin. Murat'ın de, da dikkat çekti. Onun Şu, Onu şu önemli. Şimdi önemli bir şey söyledim. Bunu biz ileride çok fazlasıyla tartışacağız. Bakın eğer iktidar diyelim ki 14 Mayıs'tan sonra e, değişirse Türkiye'de bu AKP'nin 21 yıllık sürecinde yaptığı hukuksuzları, hukuksuzlukların Adil bir Türkiye'de yargılanması meselesi olacak mı olmayacak mı? Bunu tartışıyoruz değil mi? Şimdi olacak, olmasını arzuluyoruz biz hepimiz. Ancak burada şöyle bir durum var. Zaman aşımı dedi ya. Zaman aşımı meselesini açmamız gerekiyor. Şimdi HKP Halkın Kurtuluş Partisi. Evet. Ali Yeşil'den bu iddialarıyla ilgili gitti Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Yapılan tek yasal başvuru. Evet, Recep Tayyip Erdoğan'dan Ali Yeşil'e kadar işte sıraladılar şüphelileri ve bu insanların işte suç örgütü kurma yönetme, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma gibi, görevi kötüye kullanma gibi suçluları işlediklerini iddia ettiler. Tamam, iyi, güzel, yargının konusudur vesaire. Ancak burada şöyle bir mesele var. Antalya Havalimanı dedin ya, Antalya Havalimanı ihalesi ne zaman yapıldı? 2007. 2007'de yapıldı. Biz hangi yıldız? 2023 Kaç? 18 yıl geçmiş. Yok, 16 yıl. 16 yıl geçti. 2007, 16 yıl geçti, haklısın. 16 yıl geçti. Şimdi TCK'ye açıyorum. Türk Ceza kanunu açıyorum. Şöyle diyor. Diyor ki Türk Ceza Kanunu. 20 yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda zaman aşımı 15 yıldır. Şimdi suç örgütü kurma, yönetme 8 yıl hapis. İşte rüşvet 12 yıl falan falan bildiğim kadarıyla. İhaleye fesat karıştırma 7 yıl. Hiçbirisi 20 yılı geçmiyor. Ve mesela HKP'nin bu suç duyurusunda örnek veriyorum sadece bu konuyu ele alırsak biz yakında şunu tartışacağız. Ali Yeşildağ için yani bizzat bu itirafları yaptığı iddia edilen Ali Yeşildağ için mesela dava açılamaz. Dava açılır an, açıldığı anda düşer. Kamu davası olarak düşer. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ı mesela şüpheli diye koymuş ya HKP. Erdoğan gibi e, isimler için farklı bir aslında uygulama var. O da işte TCK 67'ye gönderme. TCK 67 der ki, böylesi meselelerde der, bir kişinin soruşturulması ya da yargılanması eğer izne tabi ise ki Sayın Erdoğan o sıralarda başbakandı, milletvekiliği dokunulmazlığı vardı, zaman aşımı durar. Zaman aşımı durur. Şimdi hal böyleyken biz bakın göreceksiniz, şeyden sonra yani iktidar değişirse düzenli olarak bu meseleyi tartışacağız. 2008 öncesi, dokunulmazlığı olmayan her türlü sivil insanın 20 yıldan az ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, suç örgütü kurma gibi bütün suçlamalar düşecek arkadaşlar. Hiçbirisi yargılanamayacak. Bakın biz bunları tartışacağız. Ya yani nasıl olabilir diyeceğiz. Yani 2008 öncesi diyorum. 2008 öncesi bütün suçlamalar dava olarak göremeyeceğiz. Yargılanamayacaklar ve ceza almayacaklar. Bunun hesabını yapanlar var. Ve bunu büyük ihtimalle biz ileride çok tartışacağız. Nasıl